Yorumlara şarkı sonu izlemeden geldiyseniz önce gidip onu izlemelisiniz. Bakalım bana ne yorumlar atmışsınız. Yorumlar, 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 yorumlar. Tamam, yorumları seçtim. Şimdi sıra müzikte. Tamam, şarkı da hazır. Şimdi sıra arkadaşlarımla kafa kafaya verip güzel bir klip senaryosu yazmada. Senaryo da hazır. Şimdi sıra dünyanın en iyi konuklarında. Cemre Solmaz. Evet. İlk konuğum geliyor. Cemre geliyor. Cemre Solmaz geliyor. Geliyor. Geldi. Nasıl ama saçlarım 15 tane. Bakayım ne yaptın? Fön çektim. Kuaföre mi gittin? Evet. Sen şimdi kuaföre mi gittin? Evet. Kuaföre gittim. Üstümü değiştirdim. Ben sadece YouTube videosu sanıyordum bu olayı. Finalse güzel olmamız lazım. Ev haliyle geldi. Evet. Ben kapıya eşofmanla falan indim aşağı. Hadi çekelim falan diye indim. Hadi çekelim o zaman. Hadi çekelim o zaman. Hadi çekelim o zaman. Kamera. Kamera görünce anlık gaza gelmek. Benim olayım tam olarak bu. Şöyle sopa boyutu bak. Aynı olduğu için istediğiniz kadar eğin bükün. Hayır kral ya. Abartma bir şeyleri. Olur böyle. Enes Batur. Yok. Kanka, onu koltuğunuzdan mı koyacağız? Koltuğa koysak oradan böyle zıplayamaz mısın? Böyle zıplayamaz mısın? Onu alırız sonra. Düşer oğlum öyle. Ben buradan zıplayayım, bu koltuk duvara girer, ben şey Enes'e girerim. Yok. Kaos mu arıyorsun? Yaparsın. Ama orası o kadar tehlikeli değil yani. Gel. Atla değil. Test mi şu an? Test bu test. 3. Sen sayma, sen sanki beni atacakmış gibi sayıyorsun. Havanı çarpma bak. Aa evet, yüksek zıplamam lazım. O zaman şöyle mi zıplayayım? Hayır aslında? Ya bu tarafa doğru gel işte. Bence aynı hadi ben de seninle birlikte düşeceğim. Kullanama hem zor. Önden hem arkadan düşüyor. Dur oğlum haber vermedin. Boşa mı düştük hem düşüyoruz işte. Düştüm ben de ama. Taşı insan korkuyor takılıyor. Sen daha erken düşmüş oluyorsun. Sen daha korkusuz yaptığın için. 3, 2, 1. Onun buradan bir şeye çarptı ama. Üstümü siliyorum o sırada toz moz. Tamam. Kalkıyor ben düşerken. Ondan sonra seni gönderiyorum diyorum ki o kanka sen burada mıydın ya diyorum. Tamam. Sonra sen bahşey diyorsun. Oğlum burası benim mülküm deyip yumruğu sokuyorsun. Ben ne kadar. Tamam okey. Şu tarafa doğru atıyorum. Şey, sen arkama yumruk at ben yana düşeceğim. Tamam ben deneyelim be. Tamam bir zıpla bakalım ne kadar zıplayabiliyorsun. Bayağı zıplıyor kayada ha. Arkadaş gibi yapalım. Zıpla bak. Nereye düştüm? Nereye kadar sana küstüm? Bu tamam. Mum bu arada arkadaşlar. Mum değil arkadaşlar. Oğlum burası benim mülküm. Merakla bekliyorum. Benim kısmım o kadar şey değil ama yumruk atıyorum ben. Sen neler yaşamışsın? Berkeklik. Bir söyle bakalım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hadi. Canım o kadar sıkkın ki şu ortama var. Yani inadımı şey yapayım çok affedersiniz spora başladım da gidiyorum şu an. O hiç öyle şeyler düşünmüyor. Ben yarın bırakacağım ona göre çünkü. Bir gün bütün influencerlardan daha kaslı olacağım. Bir gün görürsün. Hadi bakayım. Hadi kaçtım ben. Hadi iyi sporlar. İronik olan ne biliyor musunuz? Bize pasta ikram edip kendisinin spora gitmesi. Şu hayatta azıcık ironi olmazsa ben Baturay Anar. Odin. Mikrofon değil kamerayı yala. Evet oldu. Şu an Baturay'ın evindeyiz. Refliğini verdi direkt. Baturay'ın odasına hayatımda ilk defa giriyorum. Baturay'ın odası çok karanlıktı, çok korktum. Baksanıza. Repliğini söyle kanka. Hadi lan. Tamam bitti gidiyoruz hadi. Gel işe gel. Bak benim kafa burada ya. Aslında Odin de şöyle konumlansa. Bak kafası buraya Odin'in. Bir tane bacağını açmış olsa şuradan şuraya çiş yaparız. Makyajı siliyorsun Odin. Makyajı siliyorsun. Aa şey yapsak mı ya? Baturay da arkada twerk yapıyorsun ha. Merve Yalçın. İyiymiş he. Hadi yallah. Şurandan kelebek yolu çıksan. Ha aynen aynen. Ekstra yazar. Doğan Kabak. Doğan abi bana çarptıktan sonra geçmiş olsunuma gelmiş. Hasta ziyaretin kısası mı? Evet. Canan bana çorba yedireceğini biliyor muydun? Söylemiş miydin? Yok. Doğan çorba yedir canan. Bu dökmen. Gerçek zannediyorlarmış. Ölmüşüm ama ayaktayım. Doğan abi bana çarpacak. Bakın izleyin Doğan abi nasıl çarpıyor bana.
Abi çok iyiydi. Ve Bilal Hancı. Bu şarkılarımı gelsin, yuh bu kadar sevilmezsin. Ne diyeyim mi? Evet evet, onu aldı. Bununla delirsin. Bir tane daha, bir tane daha. Aynısından bir tane daha mı? Aynen, ince, ince, ince. Tamam, sen de. Konuklar tamam. Ama sanki bir şey eksik. Köprü sahnesi. Şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün alt kısmındayız. Aykut şefim bize yardımcı olacak. Yukarı çıkacağız. Birazdan göreceğiniz sahne yukarıda çekilecek. Hadi gidiyoruz. Kapıdan içeri girince böyle bir yer karşılıyor bizi. 300 metre çıkacağız şimdi. Evet. Son platform. Evet, açılış törenimize. Şu an en yüksekteyiz değil mi? Abi ondan sonra ben oradan... Aa, hoş geldin. Sen neredeydin ya? Biz saatlerde seni burada bekliyorduk. Buyur. En üstündeyiz şu an. Buyur köprü. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Güzelliğine, çok güzel bir manzara. Manzaradan kastım ben değilim o. Oraya git. Çıkış çok meşakkatli ya. 7 dakika asansör. Çekimi tamamladık. Şimdi Aykut Şef bizi almaya geliyor tekrardan. Şurada yaşarım. Şurada. Bir gün bu kadar yüksek bir mevkide olacağım hiç aklıma gelmezdi. Teşekkürler. Köprü çok iyiydi. Ama etkileyici bir final için eve 40 kilo toprak dökmeliyim. Toprak dökmeden önce ne yaparız? Pantolonumuzu iyice kaldırırız. Son bir şey kaldı. Bu gördüğünüz bilgisayar bütün yorumlarla şarkılarımda, videolarımda hep bana eşlik eden benim canım emektar bilgisayarım. Ama artık böyle bir videonun büyüklüğünü kaldıramaz. Bu yüzden bir süper kurgu oyun müzik bilgisayarı dizmek. Şu an İtopya'dayım ve ne yapacağız biliyor musunuz? Her şeyi kaldırabilen canavar gibi süper bir bilgisayar dizeceğiz. Her şeyi göstereceğiz. Ne var ne yok. Bütün parçaları göstereceğiz ki bilgilendirici nitelikte olsun. İlgi alanları olanlar için ya da merak edenler için canavar gibi bir video geliyor. O zaman sendeyiz Tolga. Hadi bakalım. Ekran kartı, anakart ve güzel olan her şey. Ama yanlışlıkla Profesör İtopya bu karışıma bir şey daha ekliyor. Kaya Giray. Ve bu klibi yaptığımız muhteşem Asus ROG Strix bilgisayar meydana geliyor. Evet. Evet, süper bilgisayarımız hazır olduğuna göre şimdi içinde neler neler var sayabiliriz. Şimdi bu bilgisayarda müthiş bir işlemci. 12900KS. DDR5 destekli müthiş bir ekran kartı. Ben 3090'a yükseltmeyi tercih ettim zaten. Çünkü 3090 benim için render konusunda evet, en iyi ekran kartı. Açıklamadaki linkte aynı kasanın 3080 Ti'li versiyonunu bulabilirsiniz. Anakartı söyle bana. Evet, hadi söyle. Yine ROG Strix Z690 F-Gaming Wi-Fi modelini belirledik. Çok güçlü, çok hızlı bir anakart. 4 TB depolamamızı ekledik. Samsung 980 Pro. Hem de 2 adet. Gen 4. Neler diyorsun? RAM'lerini 64 GB tuttuk. 64 GB'lık G-Skill Trident Z DDR5 5600 MHz'lik RAM'lerimizi ekledik. Kasamız ROG Strix Helios, maksimum hava soğutması için tasarlanmış. Muhteşem bir PSU var, 850 watt'lık ROG Strix Platinum. Yine ROG Strix'in 280 sıvı soğutucumuz var. Her anlamda bir uçak. Evet. Şimdi ne yapacaksın şimdi bilgisayarda? Sadece yapacaksın gerçekten. İşimden arta kalan bütün vaktimde FPS oyunları çok oynuyorum. FPS oyunlarında yüzünü güldürecek 360 Hz'lik son kullanıcı monitörü. Nvidia RTX destekliyor, IPS panel. Lafını kesiyorum ama ben zaten araştırdım. Fanıyım. Abi Mutlu. O zaman bana niye anlattırıyorsun? Alsana ya. Alıp gidiyorum. Hayırlı olsun kardeş. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hoşça kal. Bay bay. Kasayı unuttum. Evet, bütün sahneler bitti. Şimdi klibi kurgulama zamanı. Esikada bay, sinir kaca bir sekede. Tamam, kurgu da bitti. Artık klibi yayınlayabilirim. O zaman yayınlandı. İzleyebilirsiniz. Şurada. Yayınlandılar. Unutmayı